Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sena Nur Işık. Bugün sizlere başlıktan da anladığınız gibi 2020 yılında Nisan ayında okuduklarımı göstereceğim. Şöyle ki aslında Nisan ayında sadece 5 kitap okudum ve bunun 4 tanesi zaten seriydi ve bunun maratonunu yapmakla geçti bütün Nisan ayım. Başka kitap okuyamadım nedense ve Nisan ayında okuduklarımı çekmek istemedim. Çünkü zaten bu ay okuduğum kitaplar arasında Haşhaş serisi vardı ve Haşhaş serisi maraton adında bir video çektim. Daha sonra Haşhaş serisi kitap yorumu adında bir video çektim ve şimdi Nisan ayında okuduklarımı yine Haşhaş serisinden bahsedeceğim ve sürekli Haşhaş olacak ve sonu gelmeyecek gibi hissediyorum ve sıkılacaksınız gibi. Ama sizlere sordum ve sizler de dediniz ki hayır, bence çek. Çünkü 2020 yılının bütün aylarına dair okuduklarım videosunun seri bir şekilde, düzenli bir şekilde olmasını istiyordum. Çok kısa bir videoda olsa, 3 dakika ya da 4 dakika fark etmez, yine de Nisan ayında okuduğum kitapları sizlere göstermek istedim. Ben Nisan ayında 5 kitap okudum. Aslında daha fazla okuyabilirdim ama Ramazan ayının gelmesi, karantina dönemi ve bir türlü maraton kitaplarını bitiremem dolayı fazla kitap okuyamadım. Keşke 10 kitap okusaydım ama 5 tane okuyabildim. Çünkü okumak istediğim çok kitap var ve hepsini bir an önce yalayıp yutmak istiyorum. Şimdi okuduğum ilk kitap Büfeler ve İnsanlar'dı. Doruk Kirezci'nin, şu şekilde göstereyim. İçinde 7 tane farklı büfenin öyküsü var arkadaşlar. Şöyle düşünün. Normal sokaklarda gördüğünüz o küçük büfeleri biliyorsunuzdur. Büfeleri normalde içinde ne kadar büyük şeyler yaşadıklarını, ne kadar büyük olaylar olduğunu, oradaki insanların başına neler gelebileceklerini gösteren ciddi böyle kısa hikayelerin olduğu güzel bir kitaptı. Çok güzel büfe hikayeleri vardı. Şermin'in ki çok güzeldi. Bir de neydi ya? Adını unuttum. Şermin Büfe, bir de İstasyon Büfe'nin yaşadıkları çok çok güzeldi. Okurken gerçekten duygulandım. İçinde aile, sevgisi, arkadaşlık, kardeşlik, her şeyi görebilirsiniz. Yaşanabilecek gündelik hayattaki olaylardan alınıp sarsıcı bir şekilde büfeler ve insanları birleştirerek anlatan çok güzel bir kitaptı. Severek okudum. Kesinlikle size de tavsiye ederim. Bu arada bu KDY yayıncılıktan çıkmış. Onu da size anlatayım çünkü içinizde büyük ihtimalle meraklılarınız vardır. Yüzüm bembeyaz oldu. Güneş vurdu. Şöyle, KDY yayıncılık, kitap yurdu yayıncılık demek. Kitapyurdu.com diye bir kitap alışveriş sitesi vardı ve bu kitap alışveriş sitesi dedi ki kardeşim, ben sizin kitaplarınızı basıyorum ve bunun adı da kitap yurdu yayıncılık olacak. Siz kitaplarınızı bize gönderin. Biz istenilen kadar basalım. Mesela bu kitabı 5 kişi mi sipariş verdi bir hafta içinde? Sadece 5 tane basıyor. Normalde yayın evleri mesela bir kitabı 5000 tane basar. Satılmasa bile ellerinde kalır ve patlar. Kitap yurdu öyle bir şey yapmadan satıldığı kadar basarak herkesin kitabını ücretsiz bir şekilde basmayı hedefliyor. 10 tane bile olsa insan elinde kitabı olsun istiyor ve bu şekilde basıyor. Hatta %50 telif veriyor ve hiçbir yayın evi %50 telif vermez. Telif oranı da çok çok yüksek. Eğer kitabınızı bastırmak istiyorsanız da kitap yurdundan reklam falan almadım ama kitabını bastırmak isteyen çok fazla takipçim var. Onlara duyurmak amacıyla bunu söylemek istedim. KDY yayıncılık diye bir şey var ve kitapyurdu.com'un sitesine girdiğinizde zaten bilgileri görebiliyorsunuz. Bu şekilde kitabınızı bastırabilirsiniz. Hem de %50 telif alabilirsiniz. İşte 10 liraya satılıyorsa kitabı, 5 lirası sizin gibi düşünün. Yani gayet iyi bir para bence. Normalde %5, %10 telifler falan uçuşuyor havada. Kimseye %50 telif vermez normal bir yayın evi. Haberiniz olsun. Bu ay okuduğum diğer kitaplar ise Haşhaş serisi, Fısıltı, Çığlık, Sessizlik, Final. Aslında bu seri hakkında bir maraton videosu yayınladım ve bol bol konuştum. Aynı zamanda Haşhaş serisinin toptan bir seri yorumunu çektim profilimde olmasını istediğim için. Ama burada da o videoları izlemeyen takipçilerim için tekrardan göstereyim. Haşhaş serisinin ilk kitabı Fısıltı, görmüş olduğunuz gibi. İkinci kitabı Çığlık. Şöyle. Bayağı kalın romanlar bu arada. Üçüncü kitabı Sessizlik. Onu da göstereyim. Ve dördüncü kitabı Final. Böyle metalik kapaklar bunlar. Gri oldukları için çok çok parlıyorlar. Normal zamanda bile. Fısıltı, Çığlık, Sessizlik ve Final. Dört kitaptan oluşan bir seri. Beşinci kitabı yok. Yıllar önce çıktı. Ben bu seriyi beşinci kez falan baştan aşağı okuyorum. Defalarca okudum. Çok çok sevdiğim bir seri. Geçenlerde okuyabilecek böyle akıcı, sürükleyici, fantastik bir seri ararken dedik ki Haşhaş serisini tekrardan okuyalım. Neden olmasın? Bir anda içimden geldi ve Haşhaş serisini tekrardan okudum. Çok çok güzeldi. Benim bu seriye kesinlikle puanım 5 üzerinden 5. Mükemmel ötesi. O videoda da artı 15 olduğuna
karar verdik. Fantastik bir seri olduğu için belki küçük yaştaki insanlara ağır gelebilir. İçinde artı 18 öğeler olmadığı için de hem artı 15 daha iyi dedik. Hani 14 de olmasın diye düşündüm ve artı 15 kitap önerisine bu kitapları da ekledim. Eğer ayrıntılı bir şekilde seri hakkında bilgi almak istiyorsanız da o videolarıma gidebilirsiniz. Bu arada büfeler ve insanları da her yaştan insan okuyabilir ama hani artı 12 desek daha iyi olur. Belki çocuklar okuyamaz. Artı 12 diyelim ve buna da 5 üzerinden 5 puan verdim. Gerçekten çok güzel bir kitaptı ve Nisan ayında okuduklarım bu kadar. Sadece Haşhaş serisi ve büfeler ve insanları okumuşum. Hayalimde çok güzel çizgi romanlar, mangalar okumak vardı ama bir türlü okumayı fırsat bulamadım. Olsun. Yani 5 kitap da 5 kitaptır. Güzel bir aydı. Ramazan ayındayız sonuçta ve insan çok uyumak istiyor. Yani çok uykusu geliyor ve ben sürekli uyumak istiyorum. O yüzden de kitap çok fazla okuyamadım. Neyse, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok dikkat edin. Mayıs ayında okuduklarım videosunda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Nisan ayında sizler kaç kitap okudunuz? Onları da aşağıya yoruma yazmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.